Samimi Haber YouTube kanalından hepinize mutlu günler diliyoruz. Samimi Analiz programı ile karşınızdayız. Avukat Mustafa Zafer yayın konuğumuz. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Aleyna Hanım. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. Bir haberimiz var. Onun üzerine biraz konuşmak isteriz. Ne yapılabilir? Ne oldu da böyle bir karar alındı? Tabii gerçi aslında yapılmak istenenler biraz ortada. Şöyle ki elden ödeme yapanlar. Dikkat diyoruz. Bizim başlığımız da bu şekilde haberi verirken 7 bin lirayı aşan ödemelere ceza geliyor şeklinde. Ama bunun nakit olarak elden ödemeyi yapanlar için nasıl oldu bu böyle bir karar? Ne zaman çıktı? Nasıl oldu? Hemen son bilgileri sizden alalım. Şimdi şöyle, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir Dersi Başkanlığı tarafından yapılan bir taslak çalışmada 7 bin liranın üzerinde yapılacak olan tüm alışverişlerde elden ödeme değil, artık herhangi bir şekilde finansal kurumlar aracılığıyla, yani banka kartı ile ya da kredi kartı ile ya da herhangi bir şekilde havale ve EFT yoluyla bu paraların, yani 7 bin lirayı aşan ödemelerin gerçekleştirilmesi yönünde şu an bir taslak çalışma var. Ancak bu taslak çalışmanın bizim hayatımıza getirebileceği birçok olumsuz ve birlikte bununla beraber olumsuz düzenlemeler de olabilir. Neden? Burada aslında dikkat çekilmesi gereken önemli olan şey şu. Biz kayıt dışı ekonomiyle mücadele etmek için vatandaşı daha da zor duruma düşürmememiz lazım. Bunu neden söylüyorum? Çünkü önceki gün açıklanan Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi tarafından açıklanan bir bireysel kredi ve kredi kartını ödeyemeyenlerin sayısını ve miktarını açıkladı. Orada dediler ki Ocak-Temmuz döneminde kredi kartından dolayı takibe geçmiş olan kişi sayısı 784 bin kişi oldu Aleyna Hanım. Yine bireysel kredi borcunu da ödeyemeyen kişi sayısı 642 bin oldu. Toplamda 1 milyon 63 bin kişi civarında vatandaş bu yıl Ocak-Temmuz döneminde borcunu ödeyemedi ve yasal takibe düştü. Şimdi bu yasal takibe düşen insanlarla söz konusu 7 bin liranın üzerinde borcu herhangi bir şekilde alışveriş yapacak olan kimselerin banka ve kredi kartı yoluyla bir ödeme yapmasını konuşuyoruz ya. Evet. Bakın bu 1 milyon kişinin zaten banka hesaplarında bloke olduğu için herhangi bir şekilde bir banka kartı ya da kredi kartı kullanması mümkün değil. Dolayısıyla hele ben bu yılki toplam icra verisini de çıkarttım bu programa özel olmak üzere. Bakın hemen konuştuğumuz bugün 13 Eylül itibarıyla bu yıl açılan 1 Ocak'tan itibaren 13 Eylül'e kadar ülkemizde 6.495.798 yeni icra dosyası açıldı ve toplamdaki sayıda 22.740.355'e çıktı bu yayın program saati itibarıyla. Şimdi siz bu kadar milyonlarca kişinin icra takibine uğradığı, milyonlarca kişinin zaten banka hesaplarının bloke altına alındığı bir dönemde, yani banka hesaplarını kullanamadığı bir dönemde siz 7 bin lira üzeri olan tüm alışverişlerinizi bankacılık sistemi üzerinden yapın derseniz bu kadar insanı daha da fazla içinde bulunduğu bu zor durumda mağdur etmiş olursunuz. Çünkü bu insanların hiçbir tanesi zaten şu an banka kartını ya da kredi kartını kullanamıyor. Çünkü siz kredi kartından dolayı zaten takibe düşmüşsünüz. Yani kredi kartından dolayı takibe düşen 784 bin kişi zaten kredi kartını kullanamıyor ki. Siz kredi kartını kullanamayan bu insanlara tutup da 7 bin lira üzerinde yapacak olduğunuz alışverişlerde bu parayı kredi kartıyla ya da banka kartıyla yapın derseniz bu insanlar mağdur olur çünkü kredi kartları yok. Öteki taraftan bir de 7 bin liranın üzerinde herhangi bir şekilde alışveriş yapıp da bunu, yani bu söz konusu mağdur olan insanlardan bir tanesinden örnek verelim. Evlenme hazırlığı içinde olup ve buzdolabına ihtiyacı olan, evlenme hazırlığı içinde olup da çamaşır makinesine, bulaşık makinesine yahut bir yatak odasına, oturma grubuna ihtiyaç olan bu insanların zaten alacakları en küçük ürün 7 bin liranın çok üzerinde. Evet. Ama siz diyorsunuz ki kredi kartını kullanamıyorsunuz, banka hesaplarınız da kapalı. Ben anlamam kardeşim, siz 7 bin liranın üzerindeki tüm alışverişi kredi kartından ya da banka kartından yapmak zorundasınız derseniz
Bir de üzerinde işte bu nihai tüketiciye, yani bu kredi kartı borcuna 5.000 liralık da bir idari para cezası yüklerseniz, o zaman söz konusu bu vergi usul kanununa ilişkin tebliğde yapılacak olan bu düzenlemeyle siz vatandaşın durumunu çok daha ağır bir duruma getirirsiniz. Bunun kabulü mümkün değil. Dolayısıyla ben bu taslak metni aslında hazırlayan arkadaşların, hazırlayan bürokratların aslında vatandaşın çok da gerçekten durumunu tespit edemediğini anlıyorum. Dolayısıyla bunun kabulü mümkün değil Aleyna Hanım. Çünkü vatandaşın durumunu daha da ağırlaştıracak bir düzenlemeyle vatandaşı karşı karşıya getirmek doğru değil. Zaten vatandaşın elinde dediğiniz gibi nakit para yok ki bir yandan da. İşte eğer çeyiz alışverişini ya da evine alışveriş yapacaksa bir ziynetini, bir altını bozdurup o şekilde yapabiliyor. Dediğiniz gibi bir HGS borcundan ya da işte ufak bir işte vergiden dolayı bütün hesaplara da el konulduğu zaman bunları ödemek de mümkün değil. Şöyle ki 10 bin liranın üzerinde elden bir alışveriş yapıldığı bulunduğu takdirde 5 bin lira ceza kesilecek. Bu azami rakam olacak. 60 bin liraysa %10. Yani bu meblağ arttıkça yükselecek. Bir yandan da bu kadar veriyi kim, nasıl, ne şekilde takip edecek? İşte böyle bir alışveriş yaptıysa vatandaş yetkililere bildirmek zorunda. O yetkili kim mesela? Yani onu nereden bulacak da ne şekilde ödeyecek de? Bunlar hepsi birer soru işareti, hepsi birer muamma gibi duruyor. Burada aslında şunu diyor, siz işte klasik anlamda o AVM'lerdeki büyük beyaz eşya satan o mağazalara gittiğinizde ya da işte o büyük mobilya firmalarına gittiğinizde sizin adınıza bir fatura kesiliyor. Sizin adınıza bir fatura kesildiğinde işte bu satıcı zaten kendi ticari defterlerinde bu satışı gösterdiğinde şayet siz, yani nihai tüketici, yani Aleyna Hanım ya da Mustafa Bey, bu söz konusu satıştan dolayı olan ödemeyi kredi kartıyla ya da banka kartıyla ya da herhangi bir şekilde banka EFT'si ya da havalesiyle yapmadığını işte vergi dairesi tespit ettiğinde otomatik ceza uygulayacak. Tabii söz konusu bu taslak metin uygulamaya geçerse. Dolayısıyla bu taslak metin aslında o kadar tehlikeli ki. Az önce siz aslında anons ederken bir şey dediniz. Dediniz ki vergi dairelerinin alacaklarından bahsettiniz, vergi acizlerinden. Benim az önce bahsettiğim 22.740.355 icralosu var ya, bunlarda işte vergi dairelerinin hacizleri bu sayıya dahil değil Aleyna Hanım. Daha tehlikeli bir şey söylüyorum bakın. Ve SGK alacaklarından dolayı biliyorsunuz o prim ödemelerinden dolayı da çokça ödeme emri gönderilmeye başlandı. Ve bu haftanın en öne çıkan aslında manşetlerinden, başlıklarından bir tanesi de buydu. Dolayısıyla burada herhangi bir şekilde SGK ödemelerinden dolayı hesap, banka hesaplarına bloke giden o vatandaş, bu söylediğim 22.740.000 kişi de yok. Yine vergi dairelerinin uygulamış olduğu e-hacizler dolayısıyla hesaplarına bloke konan o mükellefler, vatandaşlar da yine bu 22.740.000 kişinin içinde dahil değil. Onlar hariç, çünkü burada bu açıklanan, bizim söylediğimiz bu milyonlarca icra dosyası sadece adliyeler marifetiyle takip edilen icra dosyalarını kapsıyor. Dolayısıyla bu söz konusu vergi usul kanununda 7 bin lirayı aşacak olan her türlü tahsilat ve ödemelerin bankacılık marifetiyle yapılması, yani banka kredi kartı ve banka kartı marifetiyle yapılmasının ola ki uygulamaya geçecek, uygulamaya geçmesi halinde bakın o kadar çok kişi, belki de milyonlarca kişi bu durumdan olumsuz etkileneceğiz ki aman diyelim, tıpkı yurt dışı harç pulunun uygulanmasına ilişkin 3 bin lira olabilir mi diye konuşulurken yine sizinle yapmış olduğumuz bir yayın sonrasında çok daha az bir miktarla bunun belirlenmesine nasıl ki vesile olmuş olduysak, burada da yine bu vergi usul kanununda ola ki yapılacak olan bu düzenlemeye dikkat çekmek suretiyle yetkilileri milyonlarca kişinin mağduriyetine sebebiyet verebileceğini burada belirtmek istiyoruz. Çünkü onlar muhtemelen bu icra dosyalarını dikkate almadılar ya da hiç düşünmediler. Çünkü zaten bu sistem kilitlenmiş durumda. Milyonlarca icra dosyasını vatandaş borcunu ödeyememenin verdiği bir sıkıntıyla banka hesaplarını zaten kullanamıyor.
ya da kredi kartlarını zaten kullanamıyor ki. Nasıl 7 bin liranın üzerindeki alışverişleri bankacılık marifetiyle yapsınlar? Dolayısıyla bu mümkün değil. Biraz etraflıca düşünmüyorlar gibi de gözüküyor burada. Çünkü bir karar alınıyor. İşte şirketler için belirli şirketlere cezalar kesilecek deniliyor. Sonrasında yok o yürürlüğe girmedi, başımıza çok iş açacak, o yüzden 5 milyonun üzerinde bir meblağ olursa o zaman ceza kesilecek diye. Böyle bir gidip gelmeler çok fazla. Özellikle de bir şeyleri yoluna oturtmaya çalışıyorlar. Elbette ki biz de vatandaş olarak, biz de bir çalışan olarak şunu istiyoruz ki herkes nasıl vergisini ödüyorsa bir şekilde ödensin ve bu borçlar tabii ki kapatılsın. Tabii ki hükümetimize, devletimize neyse borcumuz, vergi borcumuz, hepimiz vatandaş olarak görevimizi yapmak istiyoruz. Ama bu elimizi kolumuzu bağlayacak şekilde olursa da burada tabii ki hepimizin ses çıkarması gerekiyor. Eklemek istedikleriniz de varsa almak isterim. Çok teşekkür ederim. Biliyorsunuz son dönemde aslında magazinsel anlamda da gündeme gelen ve yüz milyonlarca liralık naylon fatura keserek elini kolunu sallayan işte aileler var. Bunlar herkesin, kamuoyunun gözünde. İşte bu yüz milyonlarca kesilen naylon faturadan dolayı devlet alması gereken, aslında gerçekten vergileri toplayabilse, o zaman hiç kimse benim emeklimin, çiftçimin, memurumun, hatta öğrencimin, yani gerçekten vatandaşın, tabandaki vatandaşın 7 bin liralık yapmış olduğu alışverişlere 5 bin liralık ceza uygulaması getirmez ve bu kadar yüz binlerce kredi kartından dolayı takibe düşmüş olan, gerçekten zor durumda olan vatandaşın durumunu daha da zorlaştıracak bir düzenlemenin peşinde olmaz diye düşünüyorum ben. Teşekkür ederim katkılarınızdan dolayı. Ben de teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Avukat Mustafa Zafer yayın konuğumuzdu. Burada noktalıyoruz. Bir sonraki Samimi Analiz programında yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.